Hatay'daki sınavla öğrenci alan ilk 10 lisesinin 2018, 2019, 2020, 2021 en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri, 2022 kontenjan durumları ve bu yıl hangi yüzdelik dilimle alabileceğine dair paylaşımlarda bulunacağım. Hemen Hatay Fen Lisesi ile başlayalım. Hatay Fen Lisesi'nde bu yıl kontenjan 2021'de 150 iken 2022'de tekrar 180'e çıkarılmış. 2018'de 0,04 ile 1,81. 2019'da 0,06 ile 1,62. 2020'de 0,02 ile 1,2. 2020'de 0,01 ile 1,92 arasında öğrenci almış. Bu yılda %2'ye kadar alacağını düşünüyorum. Hatay'da ikinci okulumuz Tosçelik Fen Lisesi. İskenderun Tosçelik Fen Lisesi. Tosçelik Fen Lisesi'nde de Kontenjan 2022 kontenjanı değişmemiş. 2021'de de 2022'de de kontenjanlar aynı. En düşük 0.08 ile 1.82 ile almış. 2018'de. 2019'da 0.11 1.91 2020'de 0,1 1,52 2021'de 0,6 2,26 Bu yılda yaklaşık 2,5 yüzdelik dilimle alacağını düşünüyorum. Selim Nevzes Şahin Defne'de üçüncü okulumuz. Bu okulumuzun kontenjanı 2021 ve 2022'de yine değişmemiş. 180 kalmış. 2018'de 0,11 ile 3,53. 2019'da 1,69 ile 3,69. 2020'de 0,77 ile 2,38 arasında. 2021'de ise 1,71 ile 3,67 arasında almış. Bir sonraki okulumuz Hatay 4 Yol Fen Lisesi. Bu okulumuzun 2021 ve 2022 kontenjanları yine değişmemiş. 180-180. 2018'de 1,52 ile 4,71. 2019'da 1,91 ile 3,73. 2020'de 1,14 ile 3,33. 2021'de 1,19 ile 4,07 almış. Bu yıl biraz düşeceğini yani 4,5'a kadar düşeceğini düşünüyorum. Osman Ötken Anadolu Lisesi Antakya'da bu okulumuzun 2021'de kontenjanı 180 iken 2021'de 210'a çıkarılmış. 30 artmış yani bir sınıf arttırılmış. 2018'de 2.5 ile 5.42. 2019'da 1.65 ile 5.64. 2020'de 1.27 ile 4.38. 2021'de 1.21 ile 5.83 almış. Bu yıl 6.02'ye kadar alacağını düşünüyorum. İskenderun İstiklal Maksimi Anadolu Lisesi. Bu okulumuzun kontenjanı 2021'de 120 iken 2022'de 180'e çıkarılmış. İki sınıf arttırılmış. İskenderun'daki öğrencilerimiz biraz daha şanslı. 2018'de 1,97 ile 6,15. 2019'da 1,94 ile 6,14. 2020'de 1,53 ile 5,22, 2021'de 3,34 ile 5,97 arasında alacağını düşünüyorum. Bu yıl 6'ya 6.3'e kadar çıkacağını düşünüyorum. Antakya Nihal Türkoğlu Anadolu Lisesi bu yıl kontenjanı yine değişmeyen bir okulumuz. 2021-2020'de 120. Yüzdelik dilim olarak 2020'de açılmıştı zaten. 1,21 ile 4,76 2021'de 3,02 ile 6,85 2022'de de 7,02'ye kadar düşeceğini düşünüyorum. İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi bu okulumuzun da kontenjanı 30 arttırılmış. 2021'de 180 iken 2022'de 210'a çıkarılmış. 2018'de 4,85'de 8,66. 2019'da 2,15'de 9,21. 2020'de 2,16 ile 9,77,99. 2021'de 2,5 ile 9,01 arasında almış. Bu yılda yüzdelik diliminin 10'a kadar çıkacağını düşünüyorum. Hatay Hanlı Yahya Turan Fen Lisesi yeni binasına taşınacak olan fen lisesi 2020'de 90 öğrenci alırken 2022'de 180 öğrenci almış iki katına çıkarılmış burada da 2018'de 3.95'ten 11.88 2019'da 1.85'te 11.36 2020'de 1.79 ile 11.16 2021'de 3.97 ile 11.45 bu yıl 12'yi geçeceğini düşünüyorum. Kırıhan'la Naim Anadolu Lisesi. Kırıhan'a bu yıl Fen Lisesi de açıldı. Onun için Naim yüzdelik diliminin çok düşeceğini düşünüyorum. 180'e çıkarılmış kontenjan 30 arttırılmış. 2018'de 2,86 ile 14,09. 14,98. 14 2019'da 3,50... 3 ile 14,36. 2020'de 2,46 ile 7,99. 2021'de 2,17 ile 14,46'ya kadar öğrenci almış. Bu yıl 15'in üzerine çıkacağını düşünüyorum. Carlos'un Sosyal Bilimler Lisesi. Pansiyonlu ve 4 yıllık bir okul. Hazırlığı kaldırıldı arkadaşlar. 2021'de 150 öğrenci alırken 2022'de 180'e çıkarıldı. 30 arttırıldı. 2020'de 5,13 iken 18,99. 2021'de 7,32 iken 19,99 bu yıl 21'e kadar düşeceğini düşünüyorum. Yine arkadaşlar şöyle bir genel tabloya bakacak olursak Hatay Fen Lisesi geçen yıl 150 öğrenci alırken bu yıl 180 öğrenci almış. Geçen yıl ilk yerleştirme de 436 sonra 434'e düşmüş arkadaşlar. Yani 2 puan düşmüş sonraki nakilleri değerlendirmeyi unutmayalım. Toz çelik 431 değişmemiş kontenjan. 431, 431, 430'a kadar düşmüş. Selim Nevzat Şahin 416 ile almış. Kontenjanı değişmemiş. 413, 413'e 3 puan düşmüş arkadaşlar. Fen Lisesi 412 ile almış. Kontenjanı yine değişmemiş. 412 ile kapatmış. Osman Ötken 398'de almış. Sonra 396'ya kadar düşmüş. Fakat bu yıl kontenjan 210'a çıkartılmış. 30 arttırılmış. İstiklal Maksume 120'den 180'e çıkmış arkadaşlar. 60 artmış. 397, 396, 394. Üçüncü nakilde, üçüncü yerleştirmede. Nihat Urgutanlar ilk yerleştirmede 391 ile almış. Sonra 388, yine 388 ile kapatmış. İskenderun Cumhuriyet 377 ile almış. 375'e kadar düşmüş. Fakat bu yıl kontenjanı 30 arttırılmış. Yahya Turan kontenjanı iki katına çıkarılmış. 363 almış. 363 ile kapatmış. Naymat Yakaş 348 ile almış. Fakat kontenjanı 30 arttırılmış. 360-349'a kadar e, değişmemiş. Hatta nakillerde artmış. İskenderun Paşa Karaca, Anadolu İmvatik Lisesi 120 kontenjanı bu yılda 120 olması gerekir. 351, 360, 350 ile kapatmış. Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi 90 kontenjanı varmış. 300, 268 de sonra 347. Sonra kontenjan doğmuş. Samanda 300 arkadaşlar da 30 kontenjan arttırılmış. 348 de ilk yerleştirmede sonra 346 346'da kalmış. Kırkan Fen Lisesi 90 kontenjanı var. Yeni açılan. Payas Fen Lisesi 60 kontenjanı var Payas'ta. Yine Hasar Anadolu Lisesi 120 kontenjanı var. Bu yıl açılan 3 tane lisemiz arkadaşlar. Yine Fen Lisesi arkadaşlar bu yıl 30 kontenjan arttırılmış. Geçen yıl en düşük 1,92 ile almış. 2 ile alabileceğini düşünüyorum. Osman Ötken 30 kontenjan arttırılmış. 6,02'ye kadar düşebileceğini düşünüyorum. Nihal Turgutanlar 6,85'de almış 7,34'e kadar düşeceğini düşünüyorum. Yine Selim Nevzat Şahin arkadaşlar. Geçen yıl 3,67'de almış 3,89'a kadar düşeceğini düşünüyorum. Mıstıkfen YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.